Apollon Leirbenos Tapınağı, Denizli Çalbahadınlar Köyü'ne 4 kilometre mesafede, Menderes Vadisi'ne hakim konumdaki konik formlu tepenin üzerinde küçük bir tapınağın kalıntıları göze çarpar. Asar Tepe olarak isimlendirilen küçük bir tepenin üzerine konumlanmış olan Apollon Leirbenos Tapınağı, Menderes Vadisi'ne hakim konumdaki konik formlu tepenin üzerinde kurulmuştur. İlk bakışta Batı Anadolu'da birçok bölgede karşımıza çıkan yerel kült merkezlerinden birisi izlenimi veren bu tapınak, bir süredir özellikle din tarihi çalışan araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Çünkü dinler tarihi açısından büyük önem taşıyan ve Anadolu'nun başka hiçbir bölgesinde karşımıza çıkmayan yazıt türlerinden birisine, yani katagrafi adı verilen ve bazı insanların ya da mülkleri Tanrı'ya tahsis etme anlamını taşıyan yazıtlara tek başına ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, bu mütevazi tapınak sadece Batı Anadolu'da görülen ve daha sonraları Hristiyanlar tarafından da benimsenmiş olan itiraf yani, kefaret geleneğini kanıtlayan yazıtların ele geçtiği iki bölgeden birisi olma özelliğine de sahiptir. Bir Anadolu tanrısı olan Apollon Leirbenos'a adanmış olan bu kutsal alan, Menderes Nehri'nin güney kıyısında, Hierapolis'e 35 kilometre mesafede bugün Çal Ovası olarak adlandırılan bölgede 1887 yılının Mayıs ayında araştırmacılar, Ramsay, Hogarth ve Brown tarafından tespit edilmiştir. Bölgedeki diğer kült alanları göz önüne alınırsa Apollon Leirbenos kutsal alanı erken dönemlerde olasılıkla Tanrıça Kıbele'ye adanmış kült merkezinin üzerine 2. yüzyılda İmparator Hadrianus dönemi ve hemen sonrasında inşa edilmiş olmalıdır. Kutsal alanın en batısında Menderes Vadisi ne hakim bir noktaya Tanrı'nın tapınağı yerleştirilmiştir. Kuzeybatı güneydoğu yönünde konumlandırılan tapınak, Anakaya'yı kullanan yüksek bir podyum üzerinde, tetrastylos plan tipinde ve korint düzenindedir. Bu kutsal alanın adanmış olduğu tanrı, tasvirlerinde genellikle bir elinde buğday başağı, meşe dalı ya da patera yani sunu kasesi, diğer elinde ise çifte balta taşır vaziyette betimlenen bazen de omzunda etrafına bir yılanın sarıldığı çifte balta taşıyan süvari biçiminde karşımıza çıkan Apollon Leirbenos'dur. Kutsal alan ve civarındaki köylerde tespit edilmiş olan yazıtlarda 14 farklı formda karşımıza çıkan tanrının adı, Hierapolis sikkeleri üzerinde, Leirbenos şeklinde görülmektedir. Hierapolis sikkeleri göz önüne alınırsa, Leirbenos, Tanrı'nın isminin resmi formu belki de aslına en yakın olarak kabul edilebilir. Tanrı'nın adının Grekçe'de bu kadar çok sayıdaki farklı formlarda görülmesi, bu ismin yerel olduğunu ve içindeki bir sesli harfin Grek alfabesinde tam olarak karşılanmadığını göstermektedir. Roma İmparatorluk devrinde Anadolu'nun özellikle de Fijya bölgesinin dinsel atmosferine baktığımız zaman, Yunan tanrılarına ve Roma'nın resmi dinlerine olan saygının devam ettiğini, fakat aynı zamanda çok sayıda yerel tanrı ve tanrıçanın da ortaya çıkmış olduğunu, sıklıkla da Yunan kökenli tanrı ve tanrıçaların yerel sıfatlarla nitelendirdiklerini ya da bir yer adı ile birlikte anılarak tapım gördüklerini böylece de bu dinlerin Anadolulaştırılmış olduklarını görmekteyiz. Özellikle II. ve 3. yüzyıllarda Anadolu'nun kırsal kesiminde yaşayan ve Grekçe konuşan dindar halkın geleneksel Yunan inançlarından uzaklaştıkları dikkati çekmektedir. Apollon Leirbenos kutsal alanında, her dönem ve her bölgede gördüğümüz ve birlikteliği son derece doğal olan annesi Leto ve ikiz kardeşi Artemis ile birlikte saygı görmektedir. Özellikle Leto'ya duyulan inanç ve bağlılığı tapınak civarında ele geçen bir adak yazıtında Leto'nun Leirbenos'dan bağımsız bir şekilde imkansızı mümkün kılan tanrıça şeklinde nitelendirilmesi kanıtlamaktadır. Burası dinler tarihi açısından önemli bir yerdir. Batı Anadolu'da ortaya çıkan ve daha sonra Hristiyanlar tarafından uygulanan itiraf geleneğini kanıtlayan yazıtlar bulunmaktadır. Kültür veya yaz tatili kapsamında geleceğiniz Denizli'de gezip görebileceğiniz birçok tarihi ve eşsiz doğa güzelliğine sahip yerler bulunmaktadır. Burada bütçenize uygun olarak konaklayabileceğiniz tesisler mevcuttur. Dilerseniz arkadaşlarınızla birlikte şehrin en güzel yaylasında çadır kampı kurabilir ve doğayla iç içe huzur dolu birkaç gün geçirebilirsiniz. Akşamüstü çayınızı veya biranızı yudumlayarak güneşin batışını izleyebilirsiniz. Trekking, yürüyüş, dağ bisikleti sürebilirsiniz. Şehirden ayrılmadan evvel buraya özgü organik veya yöresel ürünlerden kendiniz ve sevdikleriniz için satın alabilirsiniz.